doğdu. Ay doğdu. Bir doğdu, ay doğdu, bir doğdu. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Burada olmaktan, sizin aranızda olmaktan mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Öğretmen olarak diyorum ve devam ediyoruz. Siz tutarsanız iyi olacak. Şiirim 3 bölümden oluşuyor. Biraz uzun olacak, ama kusura bakmayın. Güneş öksüz doğar çocuklar üstüne. Ekmek katıksız kalır. Analar kısır kalır, kitaplar dilsiz kalır. Kerpiç kerpiç üstünde durmaz ki sen olmasan. Karıncalar çalışmaz, sen temeli atmazsan. Sen ol ki mektupların ucu yakılsın. Sen ol ki yavukluya türkü yakılsın. Ayaklar mesli kalır, bilekçeler parmaklı. Sen olmasan memleket, sen olmasan planlar suya hasret. Ol ki aydınlığım sancımasın, karanlıklar ağlasın. Tarihim konuşmaz sensiz, geleceğim hiç olmaz. Durmadan çalışıp da hiç karnı doymayan. Sen olmasan çiçek açmaz, gül kokmaz. Atatürk adı anılmaz. Çam yaprağı kadar acılıktır senin mutlukan. Her şeyin ışımasıdır, her beynin düşünmesi. Öğren, en basiti zamanıdır. Sakın geç deme, öğren ABC'yi. Çok bir şey değil gerçek ama öğrenmeye başla. Koru kendini yılgınlıktan, öğrenmelisin her şeyi. Çünkü senin yönetme çağındır. Bu bölümde kendi köy okuluma ait bir bölüm. Gittiğimde yıkılmıştı yıllar sonra. Gittiğimde kendi eğitim gördüğüm okul yıkılmış, ona yazdığım bir bölüm. Rüzgara havale ettim seni, yıkık duvarlarına nefes alan eski okulu. Fısıldıyorsun hala, hiçbir şey yok toprağın altında. Her şey burada. Yerde kerpiçlerin tane tane, yıkılmış bahçenin çitleri, ısırganlar, ebe gümeci, eve dikenleri. Rüzgarlar şarkı söylemekte şimdi. Tavuklar eşeden yumurtluyor çocukluğumuz seksek oynattığı yerde. Nasıl ağlamıştım, nasıl kalemim düşüp de kaybolunca seyrek döşeme tahtalarında. Hala o acıyı duyuyor, yaşıyor sana bakınca. Poyraz estiğinde üşüyor musun? Kar yağınca sobayı, çamurlu çocuk ayaklarını morarmış yerine özlüyormuşum. Nice korkuyu yendim seninle, zorlukları aştım. Kitaplarınla dünyayı dolaştım. Kavradım soyutu, somutu duyumsadım. Değişti sayende bakışlarım, gerçeklerim seninle kavradım. Sana bakmak, kucaklamak zevki eski dostları. Takılmak gibi gemisi, bilgi gemisinin anahtarına. Ama kimse kalmamış. Çekip gitmiş arkadaşlar, dünyaya dağılmışlar. Haberlerim vardı onlara, yaz dağlarının çocuklarına. Dostluklarınca sıcak, ayakları toz, elleri güneş, kelimeleri kanatlı o çocuklara. Gizemli bahçelerde açan masal gülü kitapları ne oldu? Aydınlığa uzanan esintiler kaynağı, kara tahtamda kurtlarını konaklıyor şimdi. Yanıtı sendin soruların. Ve şimdi öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğuyla ilgili ya da öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili bölüme geliyoruz. Tamam, bitiyoruz. Alanya'da çay bahçesi açalım öğretmenim. Bıktım sınav yapmaktan, performans okumaktan. Ya hata yaparsam performansımı değerlendirirken. Ressama problem çözmeyi öğretmeye, müzisyene mekik çektirmeye, sporcuya tarihi sevdirmeye, çalışmaktan yoruldum. Bıktım genelge ve kanunlardan. Teftişlerden yıldım. İdarecilerden bayıldım.
Gel kaçalım Ankara'dan. Çay bahçesi açalım Silifke'de. Oturur Akdeniz'e, Toroslara bakarız. Kahve suyu kaynar ocağın altında, çam dalları yakarız. Aysız gecelerde göğün genç yıldızlarına bakarız. Gel kaçalım Ankara'dan. Teşekkür ederim. Tamam, bir gün başlayalım. Beraber. Kaçalım.